Atatürk'ün özel hafızı olan Hafız Yaşar Okur, anılarında şu bilgileri veriyor. Atatürk vakit vakit Rast makamından Kur'an ve Mevlüt de okuturdu. Kur'an'dan en çok okuttuğu sure Yasin-i Şerif ve Süleyman Çelebi'nin Mevlüt'ünden de en çok beğendiği yer Veladet Bahri'ydi. Bazen Kur'an'ın bir ayetini ben okurdum, alt tarafının gösterilen makamdan okumaya devam edilmesini manevi kızı Nebile'ye emrederlerdi. Bazen de tamamıyla Nebile okur, ben doğru okuyup okumadığını takip ederdim. Nebile Yasin'i ezbere bilirdi, sesi de güzeldi. Gerek Kur'an, gerek Mevlüt okunurken çok müteassıs olduğu görünürdü. Hatta müzik ayetinde bulunan hafızlardan, Ramazanlarda camilerde mukabele okuyanlara bir ay müddetli izin verir, o gibilerin Ramazan içinde yapılan fasıllarda bulunmalarına asla ısrar etmezdi. Ramazanların Atatürk için çok büyük bir önemi vardı. Ramazan gelir gelmez İnce Ses heyeti Çankaya Köşkü'ne giremezdi. Kandil geceleri de saz çaldırmazlardı. Sadece beni huzurlarına çağırır, Kur'an-ı Kerim'den bazı sureler okuturlardı. Ben okurken gözleri bir noktaya takılır, derin bir huşu ile dinlerlerdi. Ruhen çok mütelezziz olduğu her halinden anlaşılırdı. Ramazanlarda bir ay müddetle Hacı Bayram-ı Veli ve Zincirli Kuyu camilerinde şehitlerimizin ruhuna Hatmi Şerif okumamı emrederlerdi. O günlerde civar kasaba ve köylerden gelenlerle de cami hınca hınç dolardı. Atatürk'ün emirleriyle şehitlerimizin ruhuna hediye edilen bu Hatmi Şerif kıraatlarında ilahi nameler cami duvarlarında izazlar yaparak dalga dalga yayılırdı. Bu esnada cemaat huşu içinde dinler, şehit kardeşlerinin, babalarının ve dedelerinin ruhlarının istirahatı için dua ederler, sıcak gözyaşı dökerlerdi. Büyük Atatürk birçok vesilelerle şöyle demiştir. Mukaddes mihrabı cehlin elinden alıp ehlinin eline vermek zamanı gelmiştir. Bunu dini davranışlarına daima düstur yapmışlardır. Atatürk camileri ibadet için olduğu kadar düşünmek, meşveret etmek yani danışmak için de birer mukaddes yer olarak telakki ederlerdi. Peygamberimiz Efendimiz'den de büyük bir takdirle bahsederlerdi. O devirler için hep Hazreti Peygamber'in zamanı saadetlerinde diye saygı kelimeleri kullanırlardı. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in dirayetli bir devlet adamı, iyi bir başkumandan olduğunu da sık sık tekrarlarlardı. Velhasıl Büyük Atatürk'ün Ramazanlara karşı ilgisi ve saygısı vardı. Herkesin inancına hürmet ederdi. Maneviyata bağlıydı.